Şu an Mustafa Paşa köyündeyiz. Köyün eski adı Sinasos. Burada bayağı konaklar, eski medreseler, camiler var. Gezilmesi gereken güzel bir yer. Gezip görelim. Şurada çok güzel bir ev ilgimi çekti. Harika. Burada zengin tüccarlar yaşadığı için gösterişli evler, çok değil mi? Gösterişli yapıların hepsi çok gösterişli. Burası zamanında zengin bir Rum köyüymüş. Şarap ve tıbbi malzeme ticareti yapıyorlarmış. Burası eski Sinasos otelmiş. Şimdi Kapadokya Üniversitesi'nin yurdu olarak kullanılıyor. Eski adı Sinasos olan eski Rum köyü. Aslında 1924'teki mübadeleye kadar da burada Rumlar yaşıyormuş. Tıbbi malzeme satan ve şarap satan zengin Rumlar yaşıyormuş, tüccarlar yaşıyormuş. 1924'teki mübadelede buradaki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'dan gelen Türkler de buraya yerleştirilmiş. Şurada Osmanlı'dan kalma bir cami var. Burası en iyi korunmuş, yani Kapadokya bölgesinin en iyi korunmuş, tarihi açıdan en iyi korunmuş yerlerinden bir tanesi. Şurada bir medrese var. Şu an Kapadokya Üniversitesi'ne çevrilmiş. Şöyle. Muhteşem bir kapısı var. Öyle değil mi? Aa, süper ya. Medresenin hemen sağ üst kısmında Osmanlı tuğrası görünüyor. Medresenin hemen karşısında Mustafa Paşa Camii, Kebir Camii var. 1600'lü yıllarda yapılmış. Buranın mimarisi eski Mardin evlerini andırıyor, değil mi? Yapılar çok güzel. Antik Sinasos zamanında buraya Suriye sınırından ve Mardin'den mimarlar getirilip buranın mimarisi şekillendirilmiş. Gerçekten çok güzel köşkler, konaklar var burada. Helenik Lisesi değil mi sağdaki? Liseye girelim önce. Burada çift başlı kartal motifi var, gördün mü sağda?
Bayağı tahrip olmuş ama yine de bütünlüğünü korumuş. Giriş 5 TL. Bir üst katı var şurada. Şöyle meydanda çeşme de var. ATV turları düzenliyorlar köyde. Mustafa Paşa köyünde gezilecek yerlerden bir tanesi de Maraşoğlu Köprüsü. Maraşoğlu Köprüsü 3 göz yapıya sahip ve 2 mahalleyi birleştirecek şekilde kurulmuş 1865 yılında. ...200 metre ileride Aziz Nikolas Manastırı var. Mustafa Paşa köy muhtarı Gültekin Bey'le beraberiz. Bize köy hakkında ve buradaki manastır hakkında farklı bilgiler verecek. Merhabalar, hoş geldiniz. Burası Aziz Nikola Manastırı. Yaklaşık 80 bin dönüm üzerinde kurulmuş. Hem özel mülk alanı hem muhtarlığımıza ait bazı alanlar. Bazı alanlarda hazine ait olan alanlar var. Bu Mustafa Paşa'nın adı, eski adı Sinesos'tur. Sin ve Asos diye iki Rum tanrıçasından ismini vermişler. 1924 yılına kadar burada Rum Ortodokslar yaşıyor. 24 yılında Lozan Anlaşması gereği buradaki Rumların Yunanistan'a, Yunan sınırlı Türklerin buraya gelmesi söz konusu olunca buraya oradan gelen yaklaşık 500-600 hane buradan gittiği söyleniyor. Şu anda da oradan gelen mübadiller burada köyümüzde ikamet ediyor. Bu gördüğümüz vadi Aziz Nikola Manastırı diye geçer. Bu bina eğitim alanı olarak kullanılmış. Karşıdaki gördüğünüz peribacalı gibi bir alan mutfak olarak kullanılmış. Şu anda
Sayın Nevşehir Valiliğimizin bünyesinde Ürgüp Kaymakamlığı'nın kontrolünde burası 10 milyon TL bir hibe kazanılmış durumda. Bu hibelerde de bu vadi içerisinde bulunan kiliselerin restorasyonu, daha önceki yıllarda, eski yıllarda kullanılmış ipek böcekçiliği binası restore edilecek, turizme kazandırılacak. Biz bütün misafirlerimizi Mustafa Paşa Sinosos'a davet ediyor, her zaman bekliyoruz. Evet, ben de özellikle böyle bir köy görmedim. Tarihi açıdan, mimari açıdan mükemmel bir yer hakikaten. 1924 yılında yaşayan Rum Ortodokslar İstanbul'un en zengini, havyar tüccarlığı yapan zengin iş adamları. Buraya onlar geldiklerinde, tabii köyün kurulumu 1800 ile 1924 yılı arasında gelişiyor. Mardin'deki taş ustalarını buraya getiriyorlar ve buraya gelen misafirlerimiz çoğu Mardin'e çok benzetirler. Hı hı. Köyümüzdeki evlerin doğal Nevşehir taşıyla yapılan bir özelliği var. Normal bütün projelerimiz İl Özel İdaresi'nden, Nevşehir İl Özel İdaresi ve şu anda 2019 yılı itibariyle kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan projelerimiz geçirdikten sonra restorasyon... Herkes kafasına göre yapamıyor değil mi? Tabii kesinlikle. Hı. Projelendirilip çalışmalar yapılıyor. Böyle bir prosedürümüz var. Biz 2014 yılında belediyeyken nüfustan dolayı belediyelikten lağvedildik. Köy muhtarlığına döndük. Şu anda da 9 yıldır köy muhtarlığı olarak görev yapıyorum. Köyümüzde üniversite var. Evet. Türkiye'de üniversitesi olan tek köyümüz. Efendim, termal sıcak suyumuz var yine köyümüzde. İnşallah çok yakın bir zamanda otellere verilecek. Köyümüz hem termal turizmle hem eğitim açısından değişik kültüre sahip bir köy olarak halen devam edecek inşallah. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Şöyle kilisenin manastırın içinde gidelim. Kilise 2011 yılında bu haldeyken, tabii belediye döneminde açıkken bu resimde 1924 yılında Rumlar tutmadan önce 3 ay fotoğraf çekip bir mübadele kasabasını sözde çıkarttıkları kitabın içerisinden almış bir resim. 24 yılında ki resimden de resimlenerek 2012 yılında restore edilmek için projelenmiş. Belediye başkanlığı tarafından restore edilir, turizmi kazandırılır. Evet. Her biri ayrılmak üzere 4 ayrı kilise var. Köyümüzde 23 tane kilise, 650 tane konak var. Şu alan ne alan acaba? Orada aynı yönetim merkezi orası. Hı hı. Kilise içerisinde 2 tane şarap üretim tesisi var. Biri arka tarafta, biri alt tarafta. Ayın etiminde en son şarap ekmek ikram ediyorlar. Bu şeyler o zamandan kalma mı bu? Bu resimler yine buradan Yunanistan'a giden misafirlerimizin bir dernek kurmasıyla Niyazi Nefes diye bir dernek kuruyorlar orada. Bu resimlerin orijinallerini oraya getiriyorlar. Tabii burayı restore ederken belediye başkanımız Yunanistan'a gidiyor, bu resimleri talep ediyor. Orijinal yerine kuralım, koyalım diye oradan veriyorlar. Orijinal Hazreti İsa'nın çok güzel ya. Anlatıyor. Hazreti İsa'dan ve İncil'den yine kareler var burada da. Çok güzel. Şu odaya bir bakalım diye. Manastırın üst tarafında vadiyi gören yer var. Buraya çıkalım. Evet, manastırın üst kısmındayız. Güzel bir manzara var burada.
Manastırın üzerinden Mustafa Paşa köyünü şöyle alalım. Belki önemli din adamlarının o zamanki mezarı. Şurada ne var? Bir oraya bakalım. Maraşoğlu. Maraşoğlu köprüsünün üstüne doğru çıkalım. Yani burası yarım saatte gezilecek bir yer değil. En az Ürgüp kadar, Avanos kadar bir zaman ayrılması lazım değil mi? Yani harika bir yer, harika bir köy. Yeraltı şehirlerinde olan sürgü taşına benziyor. Şey,
Mustafa Paşa Köyü'nün hemen meydanında bulunan Mehmet Şakir Paşa Medresesi kasabanın en önemli Osmanlı eserlerinden biri. Yapımı 1900 olan bu eserin adı aslında Kervansaray olarak biliniyor. Medresenin mimari planı asimetrik U şeklinde. Giriş kapısı ise taş baskılı şeklinde yapılmış. Kapının önünde Arapça bir kitabe var. Mehmet Şakir Paşa'nın hayrından bahsedilmiş ve cephedeki mermere bir Osmanlı turası işlenmiş. Daha önceki videoda da göstermiştim.